43 yıl Ülker'in içindeydi, piyasayı çok iyi öğrendi. Sonrasında bir ilki gerçekleştirmeyi hedefledi ve Türkiye'de patates çipsini endüstriyel anlamda ilk o üretti. Başarısını gören dünya devleri ayağına kadar geldi. Yeri geldi onlarla ortak olmayı seçti, yeri geldi hisselerini devretti, ceketini alıp gitti. Fakat sürekli işin içinde yer alıp pazardan pay kapmayı da bildi. Ancak bu durum sonsuza dek sürmeyecekti. Başlasın bakalım Kar Gıda'nın hikayesi. Bu hikaye uzun zamandır aklımda olan fakat bir türlü hazırlayamadığım bir hikayeydi. Bu videoyu yapmayı istememin sebebi Kar Gıda'nın logosu çocukluk yıllarımdan zihnime işlemiş bir logo ve bana güzel günleri anımsatıyor. Bu tabii olayın duygusal boyutu. Düşünsel boyutuysa şu, cips her ne kadar sağlıklı bir ürün olmasa da bu pazar ekonomik anlamda bence dikkat çekici bir pazar. Çünkü geniş kitlelere hitap edebiliyor. O nedenle bu pazarın Türkiye'deki başrollerinden birisinin hikayesi de elbette incelemeye değer. Videoyu bu zamana dek hazırlayamamamın sebebi ise konu hakkında birincil kaynak diyebileceğimiz bir kaynak pek yoktu. Bununla birlikte Kapital Dergisi'nde 2001 yılında Faruk Berksan'la yapılmış bir röportaj buldum. Faruk Berksan o dönem Kar Gıda'nın yönetim kurulu başkanı. Röportajda da Kar Gıda'nın yolculuğuna ilişkin çok güzel bilgiler var. Ben de bu videoda ağırlıklı olarak o bilgileri ele alacağım ve benim için unutulmazlardan olan bu markanın hikayesini size anlatacağım. Eskilerden, yitip giden markalardan anımsadıklarınız varsa yorumlara öneri olarak ekleyebilirsiniz. Bir de şunu sorayım, ben çok net hatırlıyorum dedim Kar Gıda'yı ama sizler hatırlıyor musunuz onu da yazın. Şimdi hikayemiz başlasın. Ülker'in kurucuları Sabri Ülker ve Asım Ülker 1944 yılından 87 yılına dek birlikte çalışıyor. 87'de Asım Ülker şirketteki paylarını %50 hissesini Sabri Ülker'e devredip bu payların karşılığında gruba ait şirketlerden Uzay Gıda'yı alıyor. Ve çocukları Selçuk ve Ömer Faruk'la yeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu arada Ülker'lerin soyadı aslında Berksan. Daha sonradan Ülker soyadını almışlar. Asım Bey ve oğulları Ülker'den ayrılınca tekrar asıl soyadları olan Berksan'a dönüyorlar. Uzay Gıda'yla kendi yollarına devam etmeye başlayınca kendileri için belirledikleri öncelikli ürün cips oluyor. Ve Türkiye'de endüstriyel anlamda ilk patates cipsinin üretimini gerçekleştirmeyi başarıyorlar. Bundan önce cips diyebileceğimiz ürün olarak Tombi var. Fakat Tombi mısır çerezi. Patates cips üretimine başladıktan sadece 3 ay sonra dünyaca ünlü şirketlerin ilgisini çekmeyi başarıyorlar. Bu şirketlerden birisi Borden, bir diğeri ise PepsiCo. Bu iki ciddi teklifi değerlendiren şirket Uzay Gıda'nın %50'sini PepsiCo'ya satıyor. Peki olmayan bir pazarı kurmuş. Pazarda da haliyle tekel olmuş bir şirket neden bunu yapıyor? Gerekçelerinden birisi işlerini büyütebilmek için büyük yatırımlar gerekiyor olması. Bir diğeri de büyük pazarlama bütçelerine ihtiyaç duymaları. Yani ortada büyütebilecekleri bir iş var ama kaynağa da ihtiyaçları var. Zamanla Uzay Gıda pazardaki tüketimi artırmayı başarıyor. Kişi başı cips tüketimi o dönemlerde dünyada 3-4 kilogramken Türkiye'de bunun %1'i bile değil, binde biri bile değil diyebiliriz. Çünkü 3-5 gram olduğu yazıyor. Uzay Gıda bu değeri 100-200 gram bandını çıkarmayı hedefliyor ve bu hedefe de ulaşıyor. PepsiCo ile ortaklık 5 yıl devam ettikten sonra Berksanlar Uzay Gıda'da kalan %50 hisselerini yine PepsiCo'ya satıyor. Hem de bu kez ilk %50'yi sattıkları fiyatın 6-7 katı bir fiyata gerçekleşiyor bu satış. Sonuçta Berksan ailesi Uzay Gıda'dan tamamen çıkmış oluyor ve Türkiye'de cips pazarı yabancıların eline kalıyor. Aralarındaki anlaşmaya göre PepsiCo ile 1 yıl boyunca rekabete giremezler. Sonraki süreçte yaptıkları şey Kar Gıda'yı kurmak oluyor. Kar Gıda 1994'te Pendik'teki tesislerinde başlıyor faaliyetlere. %100 Türk sermayeli tek cips firması olarak pazarda tekrar pay almayı hedefliyor. Keza sloganı da Türkiye'nin cipsi. Tabii ki cips gibi bir üründe dağıtım ağınızın geniş olması çok önemli. Kar Gıda'da 400'e yakın araçtan oluşan filosuyla ürünlerini Türkiye'nin her noktasına ulaştırıyor. 1997 yılında pazarın neredeyse 1/4'ünü geri almayı başarıyor. Kendi elleriyle kurup büyüttüğü ve sattığı Uzay Gıda %73 paya sahipken Kar Gıda %23'te. Diğer firmalarda %4 pay sahibi. 1998'de Procter & Gamble Pringles'la Türkiye pazarına giriyor. Herkesten %2 pay kapıp %6'ya sahip oluyor. Kar Gıda %21'e, Uzay Gıda %71'e, diğer oyuncular %2'ye geriliyor. 1999'da ise önemli bir sıçrama yapıyor P&G ve Pringles %14'e çıkıyor. Küçük oyuncular yine %2, Kar Gıda %22 ile yerini koruyor, Uzay Gıda ise 71'den 62'ye düşmüş. Kar Gıda'nın asıl atakları ise 2000 yılı
itibariyle geliyor. %20'lerden %30'lara çıkmayı başarıyor. 2000-2001 yıllarında 31-33 bantlarında. Yani kurduğu ve yabancılara teslim ettiği pazarın 3'te 1'ini Türkiye'nin cipsi sloganıyla tekrar kendini almayı başarıyor. Türkiye'nin cipsi olmakla kalmayıp Yunanistan dışındaki bütün komşu ülkelere de ihracat yapıyor. İç pazardaki büyük başarısında tabii ki yürüttüğü pazarlama faaliyetlerinde etkisi var. Bir dönemin en popüler futbolcularından olan ve daha sonra adı FETÖ ile anılmaya başlanan Hakan Şükür ile cipsi arasında o dönem bir anlaşma yapılıyor. O dönemler Galatasaray'ında en şaşalı dönemleri. 17 Mayıs 2000'deki UEFA Kupası zaferinin ardından 29 Mayıs 2000'de Kar Gıda'nın genel müdürü Şener Aslan, Hakan Şükür'e özel tasarlanmış 1 kilo som altından yapılmış bir kupayı hediye ediyor. Kupayı 5 kişilik bir ekip 10 gün çalışmayla yapmış. Hakan Şükür ve Cipso arasındaki bu birliktelik satışlara da yansıyor. Cipso ürünü pazarda birinci sıraya yükseliyor. Markanın bilinirliğine büyük katkı sağlanıyor. Futbol tarafındaki bu hamlenin yanı sıra Galatasaray'ın basketbol takımıyla da sponsorluk anlaşması yapıyor Kargıda. Böylece basketbolcuların formalarında Cipso göğüs reklamı yer almaya başlıyor. Kargıda'nın birçok cips çeşidi var o dönem ve 5 markası var. Cipso, Patos, Pekos, Çerezos ve Kritos. Bu markaların altında işte o çeşitli ürünler var. Cipso düz patates cipsi, Cipso tırtıklı patates cipsi, baharatlı patates cipsi gibi. Mesela ketçaplı Cipso'yu hatırlarsınız. Bağımlıları vardı bu cipsin. Ben tadını sevmesem de paketi çocukluğumdan çok net hatırladığım bir paket. Tabii cipsten bahsetmişken böyle bir videoda tasolardan ve promosyon ürünlerinden bahsetmemek olmaz. Çünkü cips pazarında hedeflenen ana kitle çocuklar ve çocukları ilgilendiren şey de cipsin tadından çok içinden ne çıktığı. Pokemon furyası ile birlikte Pepsi grubunun cipslerinde tasolarla çocukların dikkati çekilmeye çalışılırken Kar Gıda'da taso alanında çeşitli denemeler yapıyor. Disney ve Looney Tunes tasoları çıkıyor. Ayrıca 1999-2002 yılları arasında yayın hayatına devam eden Yılan Hikayesi dizisinin karakterlerinin yer aldığı Memoli tasoları da yine Kar Gıda'nın cips paketlerinin içinde kendine yer buluyor. Tabii tüm bu tasolar içinde Pokemon tasoları benim için her zaman daha değerli olmuştur ve onları asla unutamam. Ama bu videoyu hazırlarken bahsettiğim bu diğer tasoların da görsellerini görünce onları da hemen hatırladım. Onların da bende çok güzel anıları var. Bazılarına da sahiptim. Şunu da ekleyeyim. Araştırma yaparken Kar Gıda'nın bir dönem promosyon olarak verdiği kalem kutusuna rastladım. Bu kalem kutusunun da birebir aynısı bizde vardı. Keza o yıllarda 2000'lerin başlarında büyük markalar gerçekten de çok güzel ve kaliteli promosyon ürünlerle dikkat çekiyordu. Günümüzde ise bunu pek görmüyoruz diyebilirim. Peki promosyonları görmememizi bir kenara bırakıp Kar Gıda'yı neden cips sektöründe bugün görmüyoruz? Ona bakalım. 2002 yılında dünya gıda devlerinden Kraft Foods Kar Gıda'yı satın alıyor. Böylece Cipso, Pekos, Patos, Kritos ve Çerezos gibi markalar Kraft Foods bünyesine giriyor. Tabii gıda devlerinin bakış açısı şu: henüz doygunluğa ulaşmamış pazarlarda yer alıp kapabildikleri kadar pay kapmak. Zaten o dönem Kraft'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Maurizio Calenti demiş ki Kar Gıda'yı satın almamız Kraft'ın hızlı büyüyen gıda pazarlarındaki portföyünü hızla artırma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Kraft Foods Kar Gıda'yı alıp Türkiye'de cips pazarına girmeden önce de çeşitli ürünlerle Türkiye pazarında yer alan bir firma. Milka, Jacobs ve Tank bunlara bazı örnekler. Neticede Türkiye'de cips pazarı bu satın almayla birlikte yeniden ve neredeyse tamamen yabancılara geçmiş oluyor. 2010 yılında Kraft Foods ve bir diğer dünyaca ünlü şirket Cadbury birleşiyor ve bu şirketler günümüzde Mondelez çatısı altında yoluna devam ediyor. O zaman Kar Gıda'nın cipsleri de artık Mondelez çatısı altında diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü 2013 yılında Türkiye'deki Kraft Gıda'nın cips operasyonlarını Doğuş Çay'la tanıdığımız Doğuş Grubu satın alıyor. Bu arada bu Doğuş Grubu Şahenk ailesinin sahip olduğu Doğuş Grubu değil. Onunla karıştırmayalım. Satın almayla birlikte Patos, Çerezos, Cipso gibi markalar da bugün yine aynı isimlerle Doğuş bünyesinde tüketicilerle buluşuyor. Pendik Cips Fabrikası'nda ve satın alma sonrası kurulan Aksaray Cips Fabrikası'nda üretim gerçekleştiriliyor ki yaptığım bazı short videolarında Doğuş'un bu cipsleri üretmesinin yanı sıra zincir marketlere private label cips üretimi yaptığında konuşmuştuk. Mesela Şok'taki Amigo. Tekrar dönelim Kar grubuna. Gıda, yiyecek içecek sektöründe sadece cipse odaklanmıyor Kar Gıda. Türkiye'ye filtre kahveyi ilk kez getiren şirket oluyor. Bu alanda da çok başarılı olunca mümessilliğini yaptığı firma gelip kendi başına Türkiye'de faaliyete geçiyor ve Kar Gıda da bunun üzerine kendi ismiyle yola devam ediyor. Bir zamanlar birlikte çalıştığı bu rakibinin de önüne geçip bu pazarda da lider olmayı başarıyor. Kar grubunun yatırım yaptığı alanlar cips ve kahveyle de sınırlı değil. İnşaat sektöründe hem yapım hem de malzeme alanında faaliyet gösteriyor
o yıllarda. Fabrika, alışveriş merkezi, havaalanı gibi inşaatlar yapıyor. Havacılık alanında Türkiye'nin ilk özel pilot okulunu ve ilk özel havaalanı Ezerfen'e açıyor. Günümüzde bu grup hala aktif mi, faaliyetlerine devam ediyor mu? Bunun hakkında bilgim yok. Fakat 2006 yılında takvimden Aylin Löle'nin haberinde Bersan kardeşlerin aralarında bir sorun olmaksızın yollarını ayırdığına yönelik bir bilgi var. Ömer Faruk Bersan, abisi Selçuk Bersan'ın topluluk başkanlığını kendisine devrettiğini ifade etmiş ve şunları söylemiş. Yoğun geçen çalışma hayatını emekliliğe yakın bir tempoya almak istedi. Kar gıdanın satışını takiben bazı işlerimizde hisse oranlarımızı değiştirdik, bazılarında hisselerimizi tamamen birbirimize devrettik. Bu şirketlerin son durumunu araştırırken karşıma çıkan başka bir haberde Bankasya'nın kurucuları arasında yer aldıkları bilgisine denk geldim. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından kontrol etmek istedim. Fakat en eski kayıt 1998. Bankasya ise 1997 tarihinde kurulduğu için ilgili kayda ulaşamadım. Eğer yazılan bu bilgi doğruysa tüm bu şirketler dışında bir de Bankasya'da rol almışlar diyebiliriz. İşte Kar Gıda'nın hikayesi. Gelelim benim bu hikayede hoşuma giden noktaya. Bir fırsat görüyorsunuz. Bakıyorsunuz dünyada cips tüketimi ülkemizin çok çok ötesinde ve ülkenizde bu işin pazarı henüz oluşmamış. O ürünün pazarını Türkiye'de siz oluşturuyorsunuz. Bu girişimcilik açısından çok iyi bir örnek. Yani olmayan bir şeyi alıp olmayan bir yere getirmek. Fakat bundan daha iyisi şu. Hisselerinizi bir dünya devine devredip aynı sektöre tekrar girip o devden tekrar pazarın önemli bir kısmını geri alabiliyorsunuz. İşte bu şuna işaret ediyor. Demek ki siz bu işi gerçekten iyi biliyorsunuz. Bir işi iyi kavramak, iyi anlamak, iyi uygulamak bu denli avantaj sağlayabiliyor. Bu bize net bir kanıt. Hikayedeki ikinci önemli konu bilinirliğin ve pazarlamanın önemi. Hakan Şükür'le o dönem yürütülen kampanyanın Kar Gıda'nın pazar payına ve cipso ürününün başarısına yansımasını konuştuk. Bu da bize şunu gösteriyor. Siz reklam ve pazarlama faaliyetlerinizi doğru kompozisyonla oluşturursanız karşılığını muhakkak alıyorsunuz. Reklama harcanan paranın belki %90'ı boşa gidiyor. Ama önemli olan şu, çalışan o %10'u bulabiliyor musunuz? Neden çalıştığını anlayıp ona yatırım yapmaya devam edebiliyor musunuz? %90 çöpe giden kısımdan artık buraya kaynak aktarıp dönüşümünüzü artırmayı başarabiliyor musunuz? İşte bunları yapabiliyorsanız gerçekten reklamı ve pazarlamayı iyi yönetmeyi öğrenmişsiniz demektir ve bunun karşılığını da alacaksınız demektir. Son söz, işi iyi bilirseniz, reklamı doğru şekilde yaparsanız gördüğünüz gibi dünya devlerinin ilgisini de çekersiniz, onlarla ortak da olursunuz, rakip olup ellerinden payda kaparsınız.